Özgürleşmeyi çok özledik. Kısıtlama olmadan dışarı çıkmayı çok özledik. Başka bir planımız yok. Evimizdeyiz yani. Çok kalabalık olacağını düşündüğümüz için evde kalmayı tercih edeceğiz. Millet istirahat mı edecek? Alışverişe mi çıkacak? Para yok tabii, insanlar da alışveriş etmiyor ama. Yani pahalı tabii her şey. Biraz önce baktım birkaç bir şeye. Alamadan geri çıktım yani. Uzunca bir aranın ardından pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Özlediğimiz pazar kahvaltıları, hafta sonu gezmeleri geri geldi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına pazar günü için planlarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Yarın üniversiteden bir arkadaşımızın düğünü var. O düğüne katılmayı düşünüyoruz. Düğünleri özlemiş miydiniz? Düğünler de açıldı, düğün sezonu geldi artık. Açıkçası düğünlerle çok arası olan bir insan değilim. Yani o açıdan özlediğimde söylenmez. Ama arkadaşımı özledim. O yüzden düğüne katılacağız. Siz peki ne düşünüyorsunuz? Biz beraber zaten çıktık yola. Aynı şekilde beraber gideceğiz. Ama düğünleri özlediğimiz bir gerçek yani. Çok oynamayı sevmiyorum belki ama hasret kalıyor insan yani bu süreçte. Zor bir süreç geçirdik. Kısıtlamalar da kalktı. Daha iyi olacağına inanıyorum inşallah her şeyin. Böyle yani, yarın beraber düğüne gideceğiz inşallah. Almanya'ya geri dönmek. Öyle değil. Başka bir planım da yok. İşte alışveriş yapıyoruz. Çerez falan. Onu götüreceğim ama. Eşim de burada. Benim planım güzel bir kafeye gidip serpme kahvaltı yapmak pazar günü. Bunu özlediniz. Çok özledim. Dünyada olduğu gibi maalesef evet, ülkemizde de bir kısıtlama söz konusu oldu. Kısıtlamasının açılmasıyla tabii ki ekonominin canlanması bekleniyor. Hafta sonları için genellikle çocuklarla beraber piknik falan düşünüyoruz hep beraber. Mesire alanlarının da açılması sizi oldukça mutlu etmiştir. Tabii mesire alanlarının açılması bizi çok mutlu etti. En azından çocuklar belli bir dönem sıkılmışlardı zaten. Yalnız burada bütün vatandaşlara sesleniyorum. Mesire alanlarımızı temiz tutalım ve gerekli saygıyı gösterelim oralara. Yarın için planım, bizim bağımız var, bahçemiz var. Onlarla uğraşacağız. İnşallah bir aksilik olmazsa. Hepsi bu kadar yani. Kısıtlamasız pazar günlerini özlediniz mi? Yok. Tabii ki insan özgürlük çok güzel bir şey ama olması gerekiyorsa da yapılması lazım diye düşünüyorum. Ama insanlar maske mesafeyi tam olarak yaparlarsa sanırım bu illetten de kurtulacağız diye düşünüyorum inşallah hepimize. Uyumak. Yine uyuyacağım ya. Her pazar olduğu gibi bu pazar da uyuyacağım inşallah. Kısıtlama varken de uyuyordunuz. Aynen, kısıtlama kalktı yine uyuyacaksınız. Yok ya, kısıtlama varken ben çalışıyordum. Şimdi kısıtlama kalktığı için kendime izin veriyorum. Uyuyacağım. Pikniğe gideceğiz inşallah. Mesire alanları da açıldı. Hayır, evimizin yanında çok güzel bir parkımız var. Köşk Mahallesi'nde. Orada ailece piknik yapacağız çocuklarımla. Özlediniz pikniği. Evet, çok özledik. Özgürleşmeyi çok özledik. Kısıtlama olmadan dışarı çıkmayı çok özledik. Özellikle çocuklar için çok iyi oldu. İnşallah sağlıkla bundan sonra atlatırız bu günleri. Yarın için planım, kızım Ankara'dan geliyor, evdeyiz. Onunla hasret gidereceğiz. Uzun süredir torunumla uzak kaldık. Onlarla haşır neşir olacağız. Başka bir planımız yok. Evimizdeyiz yani. Aynen, evdeyiz biz. Zaten uzun süredir amcanla birlikte hep evimizde kaldık. Zaman zaman alışverişimize gittik mecburi olarak. Sonra da evimizde bahçemiz var arka tarafta. Çok güzel yeşillik, talasta oturuyoruz. Oraya iniyoruz. Mesafeli bir şekilde oturuyoruz. Havamızı alıyoruz. Tekrar çıkıyoruz yukarıya. Çok kalabalık olacağını düşündüğümüz için evde kalmayı tercih edeceğiz. Tedbirinizi kendiniz alacaksınız. Aynen öyle. Vallahi ilk defa açacağız işte, 6 aydır aşağı yukarı pazar günleri gelmiyoruz. Cumartesi pazar gelmiyoruz daha doğrusu. Biz vali saracı işi yapıyoruz, çanta işi gördüğünüz gibi. İşte gelecek bakalım çocuklar, açacak. İş olacağını pek zannetmiyorum ama. İşte bizim işler üniversite, öğrenci, düğün, dernek, bunlar açılacak. Burada Avrupalı da gelirse biraz hareketlenme olacak. Şu anda beklediğimiz hiçbir şey yok. Ama yarın bir olsun bakalım pazar. Millet istirahat mı edecek, alışverişe mi çıkacak? Para yok tabii, insanlar da alışveriş etmiyor ama. Gene de hayırlısı bakalım. Allah yardım etsin esnafa. Annem çalıştığı için pazar günü bayram alışverişine çıkmayı düşünüyoruz. Bakalım fiyatlar da uygun olursa ona göre alışveriş yapacağız. Pahalı her şey. Ne olursa bilmiyorum, bakalım yarın gezeceğiz. Her şeyi pahalı buluyorsunuz. Yani pahalı tabii her şey. Biraz önce baktım birkaç bir şeye, alamadan geri çıktım yani. Yani özledim. Ben çalışmadığım için her gün çıkabiliyorum da annem çıkamıyor.
O yüzden pazar çıkacağız bakalım.